Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Microsoft Word programında kendi CV'mizi nasıl hazırlıyoruz beraberce göreceğiz. CV'ler bizim bir iş yerine kabulümüzde en önemli etkenlerden bir tanesi. Dolayısıyla olabildiği kadar özen gösterip CV'mizi kendimiz hazırlamalıyız. Tabii bunun gerek Microsoft Word programında hazır şablonlar var, gerekse internet ortamında CV şablonu yazdığınız zaman çıkıyor. Ancak benim işim bana özel olsun diyen kardeşlerimiz için bu anlatımı yapmayı uygun gördüm. Hadi başlayalım. Anlatım konusu detay içerdiği için biraz uzun sürebilir. Sizlerden de sabır bekliyorum. Microsoft Word programımı ben açtım. İlk önce kenar boşluklarını sıfırlayacağım. Bunun için düzen menüsüne geliyorum. Oraya tıklıyorum. Daha sonra kenar boşlukları bölümüne gidiyorum. Ona tıkladıktan sonra özel kenar boşlukları kısmını seçiyorum. Gelen ekranda üst kenar 0 yapıyorum. Sol kenar 0. Alt kenar 0, sağ kenar 0. Tamam diyorum. Gelen ekrana uydur diyorum. Tekrardan tamam diyorum. Bu şekliyle gördüğünüz gibi kursörüm 0'dan başladı. Daha sonra boyut kısmına geliyorum. Sayfamın A4 olmasına dikkat ediyorum. Şurada gördüğünüz gibi A4, yine bu seçili değilse bunu da seçiyorum. Şimdi buraya ben şekil ekleyeceğim. Bunun için ekle kısmına geliyorum. Buradan şekiller kısmına geliyorum. Ve buradan üçgen şeklini seçiyorum. Şöyle ekranımı biraz küçülteyim. Daha sonra buraya bir üçgen çiziyorum. Bu üçgenimizi shift tuşuna basılı tutarak şurada gördüğünüz kısımdan çeviriyorum. Daha sonra en üst kenara bunu şöyle yapıştırıyorum ve daha sonra bu kısımdan da yine açıyorum. Şurada gördüğünüz kısmın tam üst köşeye gelmesini sağlıyorum. Yani bu şekilde. Evet. Şimdi tekrardan bunun bir kopyasını alacağım ben. Bunu seçtikten sonra Ctrl C diyorum ve Ctrl V diyorum. Şu anda bir kopyası oluştu. Yalnız ben aynı renk olmasını istemiyorum. Onun için de bunu seçtikten sonra üzerinde sağ tıkladığım zaman şurada dolgu renkleri çıkıyor. Ana hat çıkıyor. Buradan dolgu rengini ben seçtikten sonra şuradan istediğim herhangi bir tanesini seçebilirim. Bunu seçelim. Daha sonra yine ana hat dediği şu kenardaki çizginin de ben olmasını istemiyorum. Onu da yok diyerek o çizgiyi de kaldırıyorum. Yine bunu da şöyle biraz kenara alıyorum. Tekrardan bunu da ters çeviriyorum. Yine shift tuşuna basılı tutarak bunu da bu şekilde yapıyorum. Daha sonra bunu da yine şöyle üst köşeye şu şekilde olacak şekilde bunu da yapıyorum. Daha sonra bu seçili iken shift tuşuna basılı tutup diğerini de seçiyorum. Biçim kısmına geliyorum. Buradan şekil ana hattı kısmına geliyorum. Buradan kalınlık kısmına geliyorum ve en altta bulunan diğer çizgiler kısmına geliyorum. Burayı seçtikten sonra şekil biçimlendir paneli karşıma geldi. Buradan düz çizgiyi seçiyorum ve daha sonra şuradaki genişlik kısmını ayarlayacağım. Bunu fakat öncesinde şuradaki rengi de istediğim herhangi bir renk yapabilirim. Ben beyaz yapıyorum. Daha sonra da şu genişliği 10 normaldi. Ben daha önceki çalışmalarımda kullandım. Şöyle 10 dediğimiz zaman şu aradaki boşlukta kenar çizgisi eklemiş oldu. Yine bu iki nesne seçili iken üzerinde faremin sağ tuşuna basıyorum. Pardon. Buradan gruplandır diyorum. Şu anda ikisini tek grup yaptı. Dolayısıyla şimdi ben herhangi bir işlem yaptığımda ikisi için aynı işlemi yapacak. İkisini tek parça haline getirdi. Şimdi tekrardan ben Ctrl C diyorum ve Ctrl V diyorum. Şimdi onun bir kopyasını aldım. Onu da şöyle aşağıya doğru indiriyorum. Buradan şurada gördüğünüz açı kısmından nesneleri döndür kısmına geliyorum. Buradan tıklıyorum şöyle. Sağa 90 derece döndür diyorum. Tekrardan tıklıyorum. Sağa 90 derece döndür diye yine yapıyorum. Daha sonra yine bunu faremin sol tuşuyla diğerinin çaprazı olacak şekilde de bu şekilde yapıyorum. Tabi her zaman söylediğim gibi benim burada yaptığım çalışmalar bilgilendirme amaçlıdır. Siz daha çok özenerek daha güzellerini de yapabilirsiniz. Şimdi buraya fotoğrafımı alacağım. Onun için ekle menüsüne geliyorum. Resimler diyorum.
Bu cihaz diyorum. Masa üstünde fotoğraf klasörüne gidiyorum. Oradaki fotoğrafımı seçiyorum. Daha sonra ekle diyorum. Şu anda fotoğrafım eklendi buraya. Biçim menüsündeyken kırp diyorum. Şekle göre kırp diyorum ve oval diyorum. Oval şeklinde resmimi benim kırptı. Daha sonra şuradaki düzen seçenekleri kısmına geliyorum veya burada metni kaydır da diyebiliriz. Metnin önüne seçeneğine diyorum. Bunu seçtikten sonra yine bu bölümden kırpa geliyorum. Kırpı seçiyorum ve buradan resimde istediğim kısımlardan kırpıyorum. Şöyle yapalım. Bu şekliyle zannederim oluyor. Oldu. Evet, şuradan da biraz daha alırsak yeterli. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra herhangi bir boşluğa tıklıyorum ve bunu da seçmiş oluyorum. Tabii daha sonra yine shift tuşuna basılı tutarak resmi büyütüp küçültebilirim orantılı bir şekilde. Bu şekilde de resmimi yerleştiriyorum. Yine biçim menüsünde iken burada resmi biçimlendir kısmı seçiliyken düz çizgi diyorum ve buradan dış çizgisinin yine rengini buradan beyaz yapıyorum ve kalınlığını da yine buradan istediğim ayara gelene kadar şöyle artırayım burayı. Evet, şu anda yeterli zannediyorum. Yine burayı da 10 yapabiliriz veyahut da şöyle bakıyorum. Yok, bu yeterli. 10 fazla olabilir. Bunu da seçtikten sonra resmime de kenarlık eklemiş oldum. Şimdi yazı bölümüne geçiyorum. Ekle diyorum. Metin kutusu diyorum. Buradan metin kutusu çiz seçeneğine geliyorum. Daha sonra burada bir metin kutusu çiziyorum. Çizdim şu şekilde ve bunun içerisine özgeçmiş yazıyorum. Yazımızı seçtikten sonra giriş kısmından geliyorum. Cinsini, büyüklüğünü yine buradan ayarlayabilirim. Arial diyelim. Şöyle büyütelim bir bakalım. Evet, bu yeterli zannediyorum. Daha sonra yine biçim kısmına geliyorum. Buradaki şekil ana hattı. Buradan ana hat yok diyorum. Bu yazımızın çevresinde ve arka dolgusunda herhangi bir şey kalmasın diye. Dolgu da yok diyorum. Bu şekilde seçtim. Yazımızı şöyle istediğim noktaya da taşıyorum. Daha sonra bunun bir tane kopyasını alacağım. Ctrl C diyorum. Ctrl V diyorum. Kopyasını aldım. Hemen onun alt kısmına da onu yapıyorum. Buraya ismimi yazacağım. Şöyle giriş kısmına da geleyim. Şu anda benim isim soy isim fazla uzadığı için orada gördüğünüz gibi şey yaptı. Bunu şöyle biraz daha açalım. Bunu da yine yazıyı farklı olsun diye biraz daha kalın yapabiliriz. Kalın gösterelim şöyle. Bunu da yine onun tam altına gelecek şekilde yapalım. Burada şu var arkadaşlar. Eğer ki bu hizalamada zorlanıyorsanız görünüm menüsü altında bizim kılavuz çizgilerimiz var. Kılavuz çizgilerini seçtiğiniz zaman şu anda kılavuz çizgileri gözükmüyor. Bunun sebebi şu. Buradaki ölçeklendirmeyi %40 yaptığımız için gözükmüyor. Biz bunu artırdığımız zaman bu şekilde hem hizalamayı daha düzgün yaparız. Bu şekilde hangi çizgide başlayıp hangi çizgide bitiyorsa o şekilde de hizalamalarımızı yapabiliriz. Tekrardan ben orayı kapatıyorum. Tekrar burayı da tekrardan küçültüyorum. Şimdi buradaki özgeçmiş yazımızın kopyasını alacağım. Onu seçtikten sonra Ctrl C diyorum ve Ctrl V diyorum. Bir tane daha kopya oluşturdu. Hemen onu getiriyorum. Şu kısımda buraya daha sonra içerisinde tıkladıktan sonra buraya da profil yazıyorum. Yine bunu tıkladıktan sonra Ctrl C, Ctrl V yapıyorum. Bunu da yine şöyle iletişim bilgilerimi yazacağım. Yine ona tıklayıp Ctrl C diyorum, Ctrl V diyorum. Buna da hobilerimi yazacağım. Tamam. Şablonun ana kalıbını oluşturduk. Yine sağ kısma deneyim kısmını yazacağız. Bunun için bu iki bölümü birbirinden ayırmak için bir tane çizgi ekleyeceğim ben. Ekle kısmına geliyorum. Şekillere geliyorum. Ve düz bir çizgi seçip daha sonra buradan herhangi bir noktadan istediğiniz hoşunuza giden bir noktadan şöyle çizip bırakabilirsiniz. Daha sonra bu çizginin rengini, kalınlığını şu kısımlardan ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. Şeklini onlar da yapabilirsiniz. Şimdi sağ kısma eğitim ve deneyim yazacağım. Yine buradan herhangi bir tanesini kopyaladıktan sonra Ctrl C, Ctrl V diyorum. Pardon, olmadı. Şuradan seçelim. Tam bu çizgi üzerinde tıkladığınız zaman çizgiden seçiyor. Ctrl C, Ctrl V diyelim. Yine bunu da bu kısımdan itibaren eğitim diyelim. Yine bunu seçtikten sonra Ctrl C, Ctrl V. Buraya da deneyim diyelim. Şuna deneyim diyelim. Buna da eğitim diyelim.
diyelim. Biraz daha sola kaydıralım. O hizalamayı biraz önceki gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Evet, buna da eğitim diyoruz ve burada eğitimlerimizi, diğer şeylerimizi yazıyoruz. Burada profil kısmında işte nedir? Önce ekranı bir büyütelim. Profil kısmımızı dolduracağız. Mesela buradan doğum yeri, doğum tarihi, medeni durumu, askerlik durumu, sürücü belgesi gibi bilgileri yazdık. Tabi burada şu kısımları küçük harfle de yazabilirsiniz veya başlıkları büyük yazıp diğerlerini de yine küçük yazabilirsiniz. İletişim kısmında burada önemli bir şey var. Şöyle biraz inelim. Önce bunu bir seçelim. Ctrl C, Ctrl V diyelim. Bundan bir tane kopya oluşturduk. Şimdi burada iletişim kısmına biz ev adresimizi, telefonumuzu, mail adresimizi vesaire gireceğiz. Bunu seçtikten sonra yine Ctrl C diyorum, Ctrl V diyorum. Bir tane kopyasını oluşturdum. Bunu şöyle küçültüyorum. İçerisindekini de siliyorum. Şimdi buraya biz simge ekleyeceğiz. Bu simgeleri de ekle kısmına geldikten sonra simge diyoruz. Ve burada örneğin benim daha önce girdiğim için nelerim var? Ev adresim var. Hemen onu giriyorum. Daha sonra şu ekranı biraz büyütelim, daha net görelim. Daha sonra bunu büyütüp küçültmek istediğimde seçtikten sonra giriş kısmına geliyorum. Bunun fontu şurada arkadaşlar. Ben açıklamalar kısmında yine sizlere bunu vereceğim. Ikumun Fear diyor. Ben bunu örneğin 36'ymış 16 yaptım. Daha sonra da şu çerçeveyi de tam ona göre yaptım. Şimdi yine bunu ben seçtikten sonra kopyala diyeceğim. Ctrl C, Ctrl V diyorum. Bir tane kopyasını oluşturdum. Onu yine bunun altına getiriyorum. Ve buradan bunu seçtikten sonra yine ekle diyorum. Simge diyorum. Bu sefer de telefonumu ekliyorum. Aynı şekilde işlemler aynı. Ctrl C, Ctrl V. Bunu biraz daha aşağıya indiriyorum. Mail adresimi ekleyeceğim. Yine şöyle seçelim. Ekle diyorum. Simge diyorum. Mail adresimi buradan seçiyorum. Bu şekilde seri bir şekilde de yapabilirsiniz. Tabii bunların renklerini değiştirebilirsiniz. Yine yazıların rengini şöyle göstereyim size. Buradan rengini de yine giriş sayfasından örneğin mavi yapabilirsiniz bu şekilde. Şöyle hepsini de seçip tek seferde de yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde mavi de yapabilirsiniz. Yine bu yazıları da istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Şimdi buraya yine ben onu seçiyorum. Şöyle seçtikten sonra Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V diyorum. Bir tane daha ekleyeyim. Buraya ekledim. Bir tane daha. Onu da alalım. Evet, bunu da bunun altına ekledik veya bunu da onun altına ekledik diyelim. Burada ev adresimizi yazıyoruz, telefonumuzu yazıyoruz, mail adresimizi yazıyoruz. Şöyle seçeyim ben, biraz yukarıya çıkartayım onu. Yine bunların hizalamasını da kılavuz çizgileriyle daha rahat yapabilirsiniz. Buradan bunu da aldık. Şimdi mail adresinden sonra şimdi şuraya yine ben ekle diyorum, simge diyorum, mail adresi, telefon, ev adresi. Başka da bir şey yokmuş iletişim olarak. Diğer adreslerimiz şayet varsa, Facebook adresi vesaire veya kendi sitemiz varsa onları da buraya ekleyebiliriz. Ben şimdi buradan hobilerim kısmına geçiyorum. Buradan hobilerim, örneğin bunu aldım, buraya koydum. Bunu da aldım, tekrardan buraya koydum. Şöyle yanına koyalım. Tabi burada şu var arkadaşlar. CV'de kafa karıştırmadan karşıdaki kişi direkt baktığında net bir şey görmeli ki bizi tercih etsin. Biraz da onun önemi var. Şunları da biraz arayı açayım, çok sıkıntılı olmasın. Evet, bu şekilde de yapabiliriz. Şimdi burada hobilerime geldim. İki tane yaptım. Şimdi Ctrl C diyorum. Bir tane daha buna ekleyelim. Yani mantığı aynı. Esasen zor bir tarafı yok. Ben yine size şöyle göstereyim. Şimdi ben 3 tane buraya ekledim. Bunu da şöyle biraz daha kaydırayım. Şimdi ben burada bunu seçtim. Daha sonra ekle menüsünden yine simge kısmına geliyorum. Nedir? Uçakla seyahati çok severim. Buna geliyorum. Bunu seçiyorum. Simge. Fotoğrafçılığı çok severim. Makinamı ekledim. Buna geliyorum. Bunu da yine seçtikten sonra başka neyi severim? Buradan da bunu seçelim ve tekrardan ekle diyelim. Simge diyelim ve işte nedir? YouTube'a video eklemeyi seviyorum diyelim. Yine Ctrl C, Ctrl V diyorum tekrardan. Bunu da şöyle kenara alıyorum. Yine onu seçtikten sonra metin seçer gibi seçiyoruz bu arada. Bunu da seçtikten sonra müzik dinlemeyi de severim. Bunlar da benim hobilerim.
söylerim. Yani simgelerle biz bunları söylemiş oluyoruz. Yazmamıza da gerek yok. Şimdi yine şu kısımda eğitim kısmına geldiğimiz zaman burada sondan başa doğru gidiyoruz. Şöyle şunu biraz daraltayım. Daha sonra çizgide tıkladıktan sonra Ctrl C, Ctrl V diyorum. Bir tane kopyasını oluşturuyorum. Nedir? İşte örnek veriyorum. 2020-2015. 5 yıllık bir okul okudum ben. Neresi? Ankara Üniversitesi. Şurayı biraz açalım. Burayı seçelim komple. Yazımızı küçültelim biraz giriş kısmından. 36 boyut bayağı çok olmuş. Evet, bu şekilde yazdık. Diyelim ki bundan biraz aşağı iniyoruz tekrardan. İşte 2015'te Ankara Üniversitesi'ne başladım. O zaman 2015-2011 diyelim. 4 yılda da liseyi bitirdim. İşte Yıldırım Bayezid Lisesi. Yani böyle yazdıktan sonra tabii bunun master yapılanı vardır vesaire, yüksek lisansı. Onları da yine yazacaksınız sıraya göre. En altta en eski okulunuz olacak şekilde bunları da yaptıktan sonra gelelim deneyim kısmına. Yine buradan burayı kopyalıyorum ben. Ctrl C diyorum, Ctrl V diyorum. O kopyayı getiriyorum. Buraya yapıştırıyorum. Şöyle şurayı da kısaltalım. Burada yine deneyimlerimi, daha önce çalışmış olduğum iş yeri vesaire varsa veya uğraşmış olduğum herhangi bir iş, almış olduğum dereceler, sertifikalar varsa bunları da yine buraya yazıyorum. Burası da yine şöyle, burayı siliyorum. Örneğin 2020 rastgele yazıyorum ben tarihleri. Yine 2015 diyorum. İşte Beko Bölge Müdürlüğü. Tabii burada imla kurallarına siz dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Ben biraz daha hızlı yazayım diye pek dikkat edemiyorum. Beko Bölge Müdürlüğü işte nedir? 2001-2015 diyelim. Nerede çalışayım? Çukurova Holding. Mesela bunu da yazdım. Şöyle biraz burayı uzatalım yazımız çıksın. Mesela Çukurova Holding'i de yazdık. Bunu da yine hizaladıktan sonra yukarıyla beraber şöyle küçültelim biraz da. CV'miz genel kalıplarıyla hazır oldu arkadaşlar. Anlatımım bu kadar arkadaşlar. Dilerim hepiniz hayatta istediklerinize kavuşursunuz. İşsiz kardeşlerimiz bir an önce iş sahibi olurlar. Temennimiz budur. Hepinize iyi günler diliyorum.